geçiyoruz şimdi. Dördüncü... Ay. Dünya tersine dönse vazgeçmem. Ece'nin ya. Şeyi geldi, boşa kavgası. Evet şimdi ama gerçekten birazcık sinirlenmişim sanki. Çok Ece sen... Bak, tamam. 1,5 yıl ilk kez ben öyle gördüm. Evet ya. Bak ilk kez şöyle bağlı Demet taşları. Bir şey söyleyeyim mi Şener? Demet bizi izliyordur eminim şu an. Nasıl su içiyorum ya? Dilim damağım kurumuştu sinirden. Ya çok sinirlenmişti ya. Biz değilim hatırlıyorum. Ay hadi ben çok merak ettim. Ay çok güzelmiş. Yayın ilkelerine uymak zorunda olduğunuz, bir şeyi araştırmadan sadece duyumlarla ya da birilerinin maşaları olarak söylenen sözlerin özellikle Ece Erken tarafından hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadığını şerefim üstüne yemin ederek söylüyorum. Ben de şerefim kimse üzerine yemin ediyorum ki olaylar benim kimse biraz de, evvelki anlattığım evet, olayları evet, ben bizzat beni kendim yaşadım. Dinlemek zorundasın. Zorunda mıyım? Pardon bir dakika zorunda evet. Değilim Demet Hanım. Evet, çünkü siz bana maşa diyorsanız bunun cevabını almak zorundasınız. Ben 20 yıl evvel arkadaşım diyorum. Şu anda da çok iyi dostum diyemiyorum. Görüşemiyorum ama bir dakika. O olayları ben net benim gözümle gördüm. O kızın... Öyle mi? O evden eşyaları ben atarken gördün yani. Ben Demet'in attı mı dedim? Yanındaki çalışan attı. Etmek zorundasın. Efendim? Benim yanımda kimse çalışmıyor. Benle sizle bizle konuşmak zorundasınız. Ben sizi tanımıyorum. Yok hayır. Hayır hiç öyle bir zorunluluğum yok. Ben gözümün önünde oldu. Çalışan kadın İbrahim Kutlay'ın yanında çalışan kadın eşyalarını... Ya ben kimsenin maşası değilim. Bu olay da benim kendi özelim değil. Başkasının özeli olduğu halde anlattım. Çünkü eşyaları evet, bu kızın kapıya atıldı. Bayağı açıklar olduğu için... Efendim? Ben istediklerimi konuşmak istiyorum. Hayır bir dakika ne dediniz önce? Ben önce istediklerimi konuşmak önce istiyorum. Önce ne dediniz? Benimle ilgili o zaman konuşmayacaksınız. Kendi benim yaşadığınızı bayağı... anlatın. Eğer benimle ilgili maşa diyorsan bunun cevabını ama alırsın. Eğer... Alırsın. Var tabii ki. Tabii ki. Peki. Ben maşa değilim. Var onu bilin. Benim şu an yakın arkadaşım da değil. Ama ben o dönem yaşadığımı kusura bakma. Ben biliyorum anlatırım. Ben sana miydim? Da sormayacağım. Gördün mü? Ben o evde miydim? Ben Demet Şener o evdeydi demedim. Ben dedim ki Demet Akalın eşyaları atıldı. Demet Şener eşyalarını attılar dedin. Ben öyle bir şey dedim mi? Şimdi Demet Şener. Bir dakika. Tamam. Eğer böyle bir şey dediysem kayıtlar çıksın. Bana dava peki. Aç anında ve ben de cevabını vereyim. Ben Demet Şener eşyaları attı demedim. Bütün izleyicilerimize Demet şahitim. Demet Şener'le İbrahim Demet Akalın'ın eşyalarını attı dedin. Asla demedim. Eğer dediysem deminki ama lafları peki. Geri alacaksın tamam mı? Dedim mi demedim mi? Masadakiler biliyor. Yanındaki çalışan elemanı, parasını verdiği elemanı Demet Akalın'ın eşyalarını attı dedim. İbrahim Kutay evde bile yoktu sevgiliniz o sıradaki. Ben de evdeydim. Sizin evde olduğunuzu da söylemedim. Allah aşkına ya nasıl bilmiyorsunuz? Neyse. Teyzeciğim ekrana bakar mısın? Bu kadın kim? Bakamıyorum. Çok tatlısın. Ya o gün gerçekten... O gün haksızlığa uğradığını düşündüm. Haksızlığa uğradım da. Çünkü öyle bir cümle kullanmamıştım. Gerçekten kullanmadım. Ben... Yani... İbrahim Kutlay'ın çalışanı attı dedin. Evet, çok net hatırlıyorum. Aynen çalışanı evet. Attı. Şimdi savunman iyi oldu. O gün bir şey söylememiştim. Hayır sen onu de. Söyledim. Hiç hatırlamıyorum. Hayır onu söyledim ama. Neyse. Ben de daha sonra tartışacağım. Hayır. Ben onu o gün söyledim ona. Dedim. Böyle söylediler dedim. Ama dedim benim bildiğim ayrılığın sebebi siz değil misiniz? Geçmişten bir bilgi geldi dedim onu söyledim hatta. Aynen öyle evet. Tamam. Şimdi çıkarırım kayıtları. Kayıt Allah'tan mevcut. Olayı anlatayım sevgili seyircilerimiz. Biz şimdi bu tartışmayı yaşadık. Orada da çok ne kadar vallahi kızmayın. Kendini övüyor demeyin ne kadar dürüst bir kadınım dedim izlerken bile. Orada da diyorum ben diyorum arkadaşlığım yani eski dostluğum da yok arkadaşım gördüğümü anlattım. Evet ben hala gördüğümde diretiyorum böyle bir olay yaşandı. Ben buna Demet Şener yaptı demedim zaten. İbrahim Kutlay'ın çalışanı tarafından eşyaları dışarı atıldı Demet Akalın anlattım. Bunu söyledim tekrar arkasındayım. Biz cumartesi günü ilk defa cuma gecesi miydi? Evet cuma gecesi dedim. Ay ilk defa dışarı çıkacağım. Çok da heyecanlıyım. İlk defa işte rahat rahat eğleneyim dedim. Masaya oturduk yemek yiyeceğiz bir arkadaşımla. Ya masaya bir baktım. Aslı Atem ile Demet Şener geldi. Böyle bir tesadüf olamaz. Evet Aslı ile arkadaşım evet. Zaten. Aslı ile de o gün telefonlaşmışız. Bir gün mutlaka bir şeyler yapalım hep beraber diye. Gündüzü de bize bağlanmış. Aynen gündüzü evet. Biz yayındaydı. Aslı ile öpüştüm.
Demet'le de tabii ki öpüştüm. Çünkü biz Demet Şener'le şöyle bir durumumuz var. Bizim normalde bir husumetimiz yok. Biz yıllardır aynı piyasadayız. Ne bir tartışmamız olmuştur, ne bir kavgamız olmuştur. Ben yayında konuştuklarımla ilişkin bağlandı. Ben onun yayında yüzüne ne söylediysem söyledim. O da benim yüzüme karşı maşa dedi. Ben de maşa olmadım zaten yıllar sonra zaten yani... Gördünüz, kanıtlandı. Hayatımda da kimsenin maşası olmam. Oğlum dışında, oğlumun her türlü her şeyi olurum yani. Onu da geçeyim. Şimdi yemekte bir araya gelince dedim ki, Demet dedim, seni o gün herhalde çok gazladılar dedim. Yani ya fanlar ya birileri, izlemeyenler. Yok dedi, ben kendim dinledim dedi. Bak inatla da bunu söylüyorum. Diyorum ki yemin ederim demedim ama onu kastettim diyor. Yemin ediyorum etmedim diyorum ama onu kastettim. Sonra gülmeye başladık. Sonrasında bir takım yaşadığı şeyleri anlattı. Ben... Bazı şeyleri demek ki dedim yanlış biliyormuşum. Demet Akalın'la İbrahim Kutlay'ın ayrılık sebebi, evet evleneceklerdi, ayrıldılar. Onu net hala hatırlıyorum ben. Tadıma gitmişiz hatta otele bir şeyler yemeye, hani menüyü seçerken tadıma gidersin ya. Söylemişsin zaten. Onu da hala hatırlıyorum. Evet. Ama ayrılma sebepleri Demet Şener değilmiş. Başka olay anlattı bana. Hatta dedi kanıtlı dedi, şeyle de konuşabilirsin, onun en yakın arkadaşıyla dedim. Kanıtlı. Evet, beni ilgilendirmiyor dedim. Hani gerçekten o olaya girmek istemedim çünkü ağır bir olay o. Ağır bir olay da fotoğraf mı var? Fotoğraf değil de yani isim bile var yani. Tanıyor muyuz? Yok, ben bilmiyorum. Yani söyleyen isim o sıradaki en yakın arkadaşı Özlem Selanik söylemiş Demet Şener'e. Ayrılma sebepleri Demet Şener diye. Zaten diyor ki onlar diyor Mayıs'ta ayrıldı. Biz diyor Temmuz'da diyor tanıştık diyor. Dedim ki bak Demet dedim, spor salonu olayı vardı hatırlıyor musun dedim. Spor salonunda tanıştılar, sonra Demet'i döveceğim, Demet'i döveceğim diye bir açıklama yapmıştı dedim. Bir adışımı döveceğim. Evet, adışımı döveceğim. O nedir dedim o zaman. Yani siz madem dedim sonradan alakanız oldu. Benim dedi hayranımmış dedi. Çok büyük hayranımmış ve ben iki yıldır o spor salonundaydım dedi. O spor salonuna benim için yazıldı dedi. Sonra bir gün arabayla gidiyormuş. İbrahim Kutlay arabayla önüne atlamış. Ya bana anlat ve anlatma da demedi. Bilmiyorum, ben anlatıyorum ama. Aa. Bir sakıncası varsa mesaj atın. Bence söylerdi ya Aslı, sana konuşmayalım bunları diye. Evet yani demedi, evet, öyle bir şey. Evet. Sonra arabanın önüne atlamış İbrahim Kutlay. Demet Şener de demiş ki ayrıldın mı demiş. Sevgilinle devam mı demiş. Ayrıldım, bitti, kurtuldum demiş. Aynen Mayıs'ta bu cümleyi demiş? Söylemiş. Ha, Temmuz'da demiş. Evet yani üzerine atlıyor arabanın. Demet Şener'in spora giderken. Ben diyor ayrıldım diyor, hatta kurtuldum diyor. Demet Akalın'la ilgili olarak. Onun üzerine telefon numarasını veriyor Demet Şener. İbrahim Kutlay'a bana anlattığına göre. Evet. Ama bak şunu da söylüyor. Eğer İbrahim diyor ikili oynadıysa onun namusu. Peki sen diyor. Hatırlıyor musun? O zamanlarda ne zaman boşanmışlardı? Temmuz'da birlikte olmuşlar. Tamam ama Mayıs'ta ayrılmışlar. Tamam. Mayıs doğru tarih olabilir. Neden? Çünkü düğünden önceydi. Temmuz'da ayrılamazlar. Evet, evet, evet. Çünkü düğün olacaktı yani. Evet. Ben çok net hatırlıyorum. Mayıs'ta ayrılıyorlar. Temmuz'da Demet Şener'le birlikte olmaya başlıyor. Ve diyor ki ben dedim ki Edwina Sponza dedikodularını sen nasıl duymadın? Biz hepimiz biliyorduk dedim. Hmm. Sen evliyken birlikte olduklarını. Ece dedi, öğlen dedi, öğleden sonra dedi, işten dedi, yani yapacağı işleri bırakırdı dedi. Dörtte gelirdi eve dedi. Gözümün içine bakardı. İbrahim dedi. Evet. Aşkım bir tanem, hayatımdan öteye gitmedik. Allah bir kahretsin. Tane kavgamız yok ve bana asla yansıtmadı dedi. Ne diyorsun ya? Yani sürekli ay sinirimsin karıcım, şu an. Karıcım modundaymış. Ay bak çok sinirleniyorum. Ve diyor bana diyor böyle dedikodular geliyor. Ya saçmalamayın İbrahim, gözümün içine bakıyor. Bana aşkından ölüyor derdim diyor. Ya düşünsene. E dörtte geliyorsa ne ara gitti bu adam, buldu mu? İşte ona dedim, ne ara yapıyor? Vallahi yapıyormuş dedi. Bunun bir şey reklamı var, hatırlasana, antrenmandayım diye bütün kıza. Bilmiyorum. Bu gerçekten antrenmanlarda. Demek ki hiç iş güç yok. Enteresan yani bu kadar ay, ikili çok, idare çok, edebilmesi. Ben çok üzüldüm şu an. Gerçekten ya, böyle miymiş? Öğlen dörtte özledim diye geliyormuş. Hadi kime gel kahvemizi ya? İçelim. Yemin ediyorum ya, ben acayip yani. Şu an gerçekten çok benim hani güvenim çok sıkıntılı. Aa. Ondan sonra Aslı Hatem mesaj atmış. İzleyemiyorum, her şeyi anlatma. Tamam. Bir şey söyleyeceğim artık, çok geç. Ay bana bir şey, ama bana ama anlatma, bir şey söyleyeceğim demedim. Her şeyi anlatmadı. O bildiklerini evet. Anlatsan zaten evet. Ben reklam arasında duydum mu, inanılmaz. Benim yani. Evet benim huyum var. Bir tane daha bir şey var. Sonra onu söyleyeceğim, başka bir şey söylemeyeceğim. Ya bana bir fotoğraflar gösterdi. Hı. Yani eğer Demet Şener o fotoğrafları küçücük kenarından köşesinden gösterse, bak net söylüyorum. Kalıbımı basarım, imzamı atarım. Edwina Sponza sokağa çıkamaz. Türkiye'de yaşayamaz. O kadar da net söylüyorum. Gördün mü? O ben gördüm ya, midem bulandı yani. Eğer o fotoğrafları, eğer şu kadarını, bak şu kadarını fotoğrafın kenarını göstersin, sokağa çıkamaz. Ya? Yani bence psikolojisi bir kadının
normal olmasına imkan yok o fotoğraflardan sonra. Ve bu fotoğraflar senin eline nasıl geldi dedim. iCloud diye pislik bir şey var ya. Yani İbrahim'in fotoğrafına, telefonuna düşen bilgisayara da düşüyor. O bilgisayarı ha, evet. Demet Şener görüyor. Çok acı bir şey. Ay çok acı. Ay şey yani o fotoğrafı Demet Şener'in kocasına mı yolluyor kadın? Tabii. Ay çok acı. Ve kocam böyle seviyor tarzı cümleler de geçiyor. Tamam sustum. Ama ben bunları yani şöyle bir kadın olarak üzüldüm ben. Anlatmayı uygun gördüm ben açıkçası. Şimdi. Bana anlatma dese bile biraz kenarından köşesinden gene anlatırdım. Çünkü kadın olarak yaşadıkları aslında çok ağır demek. Peki ama bir şey daha soracağım. O fotoğrafları tesadüf yakalıyor ya. Aa. Kocan böyle seviyor diye söylemesini sebebiyle hesap soruyor çünkü. Sonrasında tabii. Ay çok acı ya. Ben diyor inanmadım. Da, Ece diyor o dedikodular çıkıyor diyor. Edwina ile birlikte diye. Ya gözümün içine bakan bir kocam var diyor. Ve bana her gün aşkını dile getiriyor çok diyor. Ve bu kadınla ilgili bana kötü konuşuyor diyor. Ne işim olur gibilerden. Ve ben nasıl inanayım diyor. Yalnız Edwina'daki bu çiğlik ne ya? İç çamaşırı yollamak. Kocan böyle seviyor şimdi falan. Şimdi acaba şöyle bir şey var mı? Edwina'nın bildiği şeyler mi var İbrahim Kutluay ile ilgili? Valla Demet'in bildiklerinin yanında Edwina'nın bildikleri solda sıfır kalır diye düşünüyorum. Onu söyleyeyim. Gerçekten aşık gibi ya. Yani Edwina'ya aşık gibi. Ben Demet. Ya aşık mı? Aslında Edwina'nın bildiği bir şeyler mi var? Bilemiyorum. Yani bu kadar da. Eğer işte onu diyorum. Eğer öyle olsa Demet Şener'in bildikleri daha fena değil mi? Çok fena. Sen deli misin? Demet Akar'ın da bildikleri sana, olabilir. O fotoğrafın şu kadarını gösterse diyorum sokağa çıkamaz. Yok. Ben İbrahim'le gördüm. İlgili bildikleri yok mu? Kimin? Demet'in. Şener'in mi? Hı. Vardır. Allah bir şeyler oluyor. Başımıza taş yağacak. Edwina. Vallahi billahi bu Edwina bilmem ne fotoğraflardan başımıza taş yağacak. Evet, bu arada bir dakika bilgiler geliyor. Hmm. İbrahim Kutluay ile birlikte olduğunda tabii ki Türkiye'nin en önemli iş adamlarından bir tanesiyle evliydi ve eşi ve çocuklarının anası pozisyonunda birisiydi. Türkiye'nin Edwina en zengin ailesinin geliniydi evet, Edwina evet, biliyorsun. Evet. Ama evet bu kadın kesinlikle bir saplantısı olduğu iddia ediliyor. Şeye karşı, İbrahim'e karşı. Hay Allah ya. Yani kadının saplantısının olmasının önemi yok ki. İbrahim'in saplantısı varsa sıkıntı. Aynen çünkü öyle. Evliliğini bitirecek taraf o. Kadın zaten İbrahim için bitirmiş öyle mi? Evet. Yani ama işte ben mesela hep şey düşündüm. Mutlaka evlilikte bir çatırdama vardır. Kavgaları vardır. Bu ne çok... bileyim aşkı yoktur. Öğlen diyor 4'te seni özledim diye gelen bir kocam vardı benim çok ya da, diyor. Ay, çok da şey ve ben eşime, kocama, çocuklarıma adamıştım hayatımı ve bu duruma düştüm diyor. Biz kime güveneceğiz ya? Vallahi bilmiyorum artık. Ben şu anda burada en çok buna şaşırdım. Evet. Hani ben kopmuşlardır dedim. Tabii tabii ben de öyle düşünüyordum. Neyse böyle bir şey oldu. Ama bu süreç devam ediyor. İki davaları var. Evet. Ayın 20'sinde bir boşanma, diğerinde de öteki kadın davası var. Bakalım nasıl davası sonuçlanacak. Var. Ama muhtemelen Aslı Atem'i çok emin. Bizdeki deliller kimse de yok. Böyle bir boşanma davası yok bu kadar delilli diyor. Hmm. O yüzden biz haklıyız ve haklımızı ortaya çıkaracağız diyor. Bir de son bir şey daha söyleyeyim. Bizim barışmamızla ilgili kötü yorum atanlar da oldu. İşte siz sanat camiası böylesiniz. Birbirinizin arkasına atıp tutarsınız, barışırsınız. O doğru, i̇şte, o doğru da sen kendini anla. Ha, fark bu. Biz birbirimizin arkasına atıp tutmadık. Ben yayında zaten yüzüne baktığımda söyleyemeyeceğim şey söylemiyorum. Burada da söyledim. Yaşadığım bir olayı anlattım. Demet de yayına bağlandı. Üzerine biz tartıştık. Biz arkadan birbirimizin... konuşmadık yani. Sonra da yüzümüze gülmedik birbirimizin yüzüne. Onu da söyleyeyim. Hmm. Tamam. Yani her şey açık açık söyledik. Her şey açık. İnsanları ile ilgili arkasından atıp tutmaya utanmıyor musunuz? Efendim? Canlı yayındayız. Anlamadım ya. Tüm Türkiye'nin önüne. Ver coşkuyu diyor sevgili Bilal Bilge. Eyvah eyvah.